niyetlerle ancak makbuldür hadisi. Yani burada sanki niyetlerini ortaya koyuyor. Diyor ki Rabbim bizim niyetlerimizi halis eylesin ki biz bu kitapları Allah'ın vecihi adına onun yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak, isteyerek yazdık. İmam Nevi hem kendi niyetini ortaya koyuyor hem de her Müslümanın her işinde, salih amelinde niyetini bu şekilde yapması gerektiğini bizlere ne yapıyor? Öğretiyor. Evet. Allah-u Teala buyuruyor ki oysa onlara hiçbir sapık dine meyletmeksizin ve dinde sırf Allah'a yönelerek ona kulluk etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleri emredildi. Dosdoğru din budur. Diğer bir ayet-i kerime, Allah'a kurbanların etleri ve kanları değil, sadece sizin takvanız ulaşır. Diğer bir ayet-i kerime, ey Habibim onlara söyle, göğüslerinizin içindekini saklasanız da, açığa vursanız da Allah onu bilir. Evet, bu ayetlerde dikkat ederseniz Allah-u Teala kullarına neyi emrediyor? İhlas. Tevhid. İbadetin yalnızca ona yapılması. Allah-u Teala ne diyor? Mülk suresinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Ne için? لِيَبْلُوَكُمْ Sizleri imtihan etmek için. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan etmek. Bunu ortaya çıkarmak için Allah-u Teala ölümü ve hayatı yarattı. Dikkat edin Arapça ifadesine. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اَحْسَنُ عَمَلًا En güzel amel. Ne diyor Fudayl ibn İyad? Selefin büyük alimlerinden Ebu Ali. Diyor ki اَحْسَنُ عَمَلًا Yani اَخْلَسَهُ اَخْلَسُهُ وَاَصْوَبُهُ Tefsirini yapıyor bu ayetin. Diyor ki اَخْلَسُهُ ve asvabuhu. Ne demek? Yani hanginiz ihlaslı ve doğru amel yapıyor diye. Yani ameli ikiye ayırıyor. Amelde olması gereken şartları ikiye ayırıyor. İhlas ve ne? Doğru amel. Hatta diyor ki فَاِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ Amel. Bir amel. İhlaslı olup savap doğru olmazsa ne olmaz? Kabul olmaz. Yani bir amel ihlaslı yapılıp savap olmazsa, doğru olmazsa kabul olmaz. Tam tersi yine diyor ki devamla ve izâ kâne savâben ve lem yekun hâlisan lem yukbel. Bir amel ihlaslı yapılmayıp ihlas yok ama doğru yapılıyor, doğru şekilde yapılıyor. O da ne olmaz diyor? Kabul olmaz. Hatta yekune halisan ve sevaben. Bir ibadet ne zamana kadar kabul olmaz? Veya bir ibadet ne zaman kabul olur? Hatta yekune halisan ve sevaben. Halis yapılacak, ihlaslı olacak ve ne olacak? Doğru olacak. Şimdi açıklıyor. Sürekli tekrarlandı. Halis ve sevap kelimeleri. Fudayl ibn-i Yed diyor ki, el-halisu en yekune li-vechillah. Yani halis demek Allah'ın yüzü için, rızası için yapılan demek. Hiçbir şey niyet bulaşmayacak içine. Şirk bulaşmayacak. Riya bulaşmayacak. Yapılan ibadette ilk aranması gereken şart nedir arkadaşlar? İhlas. Devamla diyor ki وَالصَّوَابْ اَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا ف۪يهِ الشَّرْعَ وَالسُّنَّةِ Savap ise dine, Kur'an'a ve sünnete uygun demek. O zaman yani salih amel dendiği zaman ne diyoruz? İhlas ve sünnete uygunluk, ittiba. Fudayl ibn-i Yed nasıl açıklıyor? İhlas ve savab. Savab, doğru. Bu ayetlerde de Allah-u Teala kullarından ihlaslı olmalarını hanifler olarak, şirkten yüz çevirenler olarak, Allah'ı yalnızca Allah'ı birleyerek, ibadetlerini ona yönlendirerek yapmalarını istiyor. Doğru dinin de bu olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kitab-ı derslerinde bunu yeterince açıkladık. Yine Allah-u Teala diyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا O kurbanların, kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları ne yapar? Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan oradaki ne? Takva. Kişilerin takvası.
Devamla diyor ki müellif rahimahullah قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Kalplerinizdekini, göğüslerinizdekileri saklasanız da, açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onların hepsini bilir. Yani sizin kalplerinizdekine göre Allah-u Teala ne yapmakta size? Ecir vermekte, sevap vermekte. Yani niyete göre. Niyete göre Allah-u Teala ne yapmakta? Sizlere sevap vermekte. Buradaki müellif rahimahullah'ın kastı babul ihlas, yani babun niye? Niyet babı. Niyet akide bahsinde incelenirse, akide babında incelersek, niyetten kastımız ne arkadaşlar? Tevhid. Yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması. Tüm çeşitleriyle, tüm türleriyle. Fıkıhta kastediyorsak niyet ne? Kasıt. Yani sen hangi ameli yapmak istiyorsun? Ayırt edeceksin, temiz edeceksin. Oruç mu, namaz mı? Oruçsa farz mı, nafile mi? Değil mi? Yani fıkıhta da ne var? Kasıt var, temyiz var. Şimdi ilk hadisimize gelelim. Evet, oku Serhat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şey de bakayım. Emirul Mu'minin Ebu Hafs. Tabii oku. Emirul Mu'minin Ebu Hafs Hazreti Ömer bir El-Hattab bir Nüfeyl bir Abdül Uzza bir Riyah bir Abdullah bir Kurt bir Reza bir Adi bir Kam bin Züveyr bin Galip el Kureyşi el Adavi radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şahıs için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmek ise onun hicreti de gerçekten Allah ve Resulüne olur. Kimin niyeti dünyayı kazanmak yahut bir kadınla evlenmek ise onun hicreti de niyeti doğrultusunda olmuş olur. Hadis uleması bu hadisi şerifin sıhhatinde ittifak etmişlermiş. Evet. İlk hadis İmam Bukhari'nin de kitabına başladı ilk hadis. Ve Seleften alimler diyor ki bir alim kitap yazmak istediği zaman ona diyor bu hadisle başlamak nedir? Yani layıktır. Bu hadisle başlaması bir görevdir. Bu hadisle başlaması uygundur diyorlar. Yani kişinin hem ihlasını hem niyetini ortaya koyma adına. Bu hadis çok azim, çok büyük bir hadis. İmam Şafii rahimahullah diyor ki ilmin 70 babıyla, 70 konusuyla alakalı bir hadistir diyor. İlmin 70 konusuyla alakalı bir hadistir diyor. İmam Ahmed Hanbel rahimahullah diyor ki bu hadis sulusul ilim. İlmin 3'te 1'idir diyor. İlmin 3'te 1'idir. Yani ilmi 3'e bölüyor. İlmin 3'te 1'i bu hadis. Yani 3 tane hadise dayıyor bütün ilmi. 3 hadisin üzerine kuruyor bütün ilmi. Nedir o diğer hadisler? İkincisi Ayşe radıyallahu anh'a rivayet edilen "Men ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve radd." Kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey ihdas eder, ortaya koyarsa o nedir? Merduttur. Hadisi. Üçüncüsü hadis de اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ Helaller bellidir, haramlar bellidir. وَبَيْنَهُمَا اُمُونٌ مُشْتَبِحَاتٍ İkisi arasında, helal ve haramlar arasında ne vardır? Şüpheli şeyler vardır. Bu üç hadis. Diyor, bütün din bu üç hadisin üzerine kurulur. Selefin fıkhını görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten dikkatle baktığınız zaman, dikkatle incelediğiniz zaman bunu görüyorsunuz. İlk hadis bu hadis. Neyi ifade ediyor arkadaşlar? Kalbi, yani niyeti, yani salih ameldeki ilk şartı, yani ihlası. İkinci hadis, kim bizim bu işimizde olmayan bir şey sonradan ortaya çıkarırsa reddolunur. Neyi? Salih amelin ikinci şartı, sünnete uygunluk, bidatler. Yani akide, tevhid, niyet, ihlas, salih amelin ikinci şartı, ittiba. Üçüncüsü hadis neyi işaret ediyor arkadaşlar? Muamelat. Dünyadaki ilişkiler. Alışveriş, nikah ve buna bağlı birçok muamelat fıkhı. Helaller beyin, haramlar beyin. Arasında şüpheli şeyler var. Kim o şüpheli şeylerden uzak durursa dinini korumuş olur. Haramlardan uzak olmuş olur. Yani Ahmet İbn Hanbel'in fıkhını görüyor musunuz? Peki nedir bu hadis arkadaşlar? Kimden rivayet oluyor? Bu hadis Ebu Hafs. Kim o Ebu Hafs?
Ömer. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Ebu Hafs. Hafs demek Esed demek. Esed. Aslan demek. Yani ona bu isim neden veriliyor? Cesaretinden dolayı veriliyor. Aslanın babası deniyor. Şeytanın yolunu gördüğünde değiştirdiği kimse. Ömer radıyallahu anh. Ebu Hafs. Emiril müminin. Müminlerin emiri. Bu ifade Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında yok. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Ebu Bekir'in lakabı ne? Halifetu Resulillah. Halifetu Resulillah. Allah Resulü'nün halifesi. İnsanlar öyle hitap ediyor, öyle konuşuyorlar. Makam adı olarak, makam ismi olarak. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettikten sonra Ömer'e gelip ne diyorlar? Halifetu halifeti Resulillah. Ne demek? Evet. Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Uzun bir isim. Sonradan müminlerin emiri olarak bu isim yerleşiyor. O tarihten günümüze kadar da bu isim ne yapılmakta? Kullanılmakta. Müminlerin emiri. Emirul müminin veya veliyul emr diye. Birçok istilahı, terimleri var. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken duydum. İnnemâ Arapçada neyi kastediyor arkadaşlar? Yani bilakis, kesinlikle gibi hasır. Manayı daraltan, kesinlik katan bir edat. Yani Serhat dese ki Arapça ene talibun. Ene talibun. Ben öğrenciyim. Ene talibun. Ben öğrenciyim. Burada bir manada ne yok? Daralma yok. Yani öğrenciyim ve aynı zamanda marangozum da olabilir. Ama derse ki Serhat innema ene talibun. Ben sadece öğrenciyim. Diyorlar ki buradaki müpteda Arapça gramerine göre ilk isim, ilk isimle ilgili hükmü habere, ondan sonra gelen ikinci öge ne yapıyor? Bağlıyor ve onunla sınırlı kalıyor. Yani Arapçada innema ene talibun ile ene talibun arasında ne var? Fark var. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine bakın. İnnemel a'malu. Bilakis kesinlikle ameller bin niyat. Niyetlerledir. Ameller niyetlerle olur. Yani tam Türkçe karşılığı bunun bu aslında. Ama ne demek? Şerhe ihtiyaç var. Açıklamamız gerekiyor değil mi? İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlerledir. Ameller niyetlere bağlıdır demiş mesela tercümede. Bunların hepsi Türkçe olarak bir şey ifade etmiyor. Ne demek ameller niyetlere bağlıdır? Hatta ilim ehli de bu ifade üzerinde ihtilaf etmişler. İki mana üzerinde ihtilaf etmişler. İnnemel a'malu bin niyat ifadesini iki şekilde açıklamışlar. Demişler ki ilk görüşe göre yani her amel, yapılan her iş niyetle olur. Ne demek bu? Yani hiçbir insan, hiçbir akıllı varlık yoktur ki yaptığı hareket, yaptığı eylem, yaptığı fiil niyetsiz olsun. Böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Yani sen buradan kalkıp tuvalete gitmen, sokağa çıkman, ayakkabı giymen hepsi niyet. Niyet ne demek? İrade, kastetmek. Kalpte oluşan bir ney? İstek. Diyorlar ki buradaki peygamberimizin kastettiği budur. İnnemel amalu bin niyat. Yani her amel niyetle olur. Niyetsiz amel mümkün değildir. Ancak ilim ehlinin daha çok tercih ettiği ikinci görüş var. O da ne? Diyorlar ki peygamberimiz bunu kastetmiyor. Bu zaten bilinen bir şey. Değil mi yani? Yani herkes tarafından bilinen bir şey. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyorlar buradaki ifade etmek istediği yahut da bizim buna şerh koyduğumuz, şerh ettiğimiz mana şudur. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlerle makbuldür. Ameller niyetlerle makbuldür. Niyete göre amel ne olur? Kabul olur. Niyete göre kabul olur. Ameller niyetlerle kabul olur. Hadisin ikinci kısmı ve innemâ likullim ri'in mânevâ. Her kişiye niyet ettiğinin karşılığı, sevabı, ecri vardır. İlk tarafı anladık. Ameller niyetlerle makbuldür. İkinci taraf kişinin amelden aldığı sevabı, ecri neye göre? Niyetine göre. İki kişi namaz kılıyordur akşam namazını. Birisinin niyeti, ihlası, takvası, huşusu farklı, birisinin farklıdır. İkisi de üç rekat kılmasına rağmen akşam namazını aldıkları ecir ve sevap nedir? Farklıdır. Yani burada niyete işaret ediyor aleyhissalatü vesselam. Niyetin değerine,
kişideki, kişinin o niyete vermiş olduğu değere, kalbinde ona hazırladığı yere. اِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِنْ مَعْنَوَ Her kişiye niyet ettiğinin neyi var? Karşılığı var. Niyetine göre herkes ne var? Karşılık görür. Bir adam niyet etmezse, kimi adam vardır? Hadislerde gelecek. Hanımının ağzına lokmayı koyar, ondan ne yapar? Ecir alır. Niyet eder. Bundan Allah'a yakınlaştığını niyet eder, ecir alır. Kimisi de vardır ki bunu umursamaz bile, bu da ona göre ne yapar? Bir ecir alır. Görevini yerine getirdiğinden dolayı. Yani bunu bilir, yapar. Kimisi vardır, kardeşine hizmet eder. Bunu kardeşine hizmet etme niyetiyle yapar, sevap alır. Kimisi de vardır ki bunu görev olarak yapar. Bir karşılık ne yapmayabilir? Almayabilir. Hadisin devamını diyor Aleyhisselatü Vesselam. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Hicretten maksat, Allah Teala için, peygamberi için, yurdunu ne yapması kişinin terk etmesi. Biraz sonra açıklayacağız hicretten maksadın tam olarak ne olduğunu. Hicret üçe ayrıldı. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا Kimin de niyeti, hicreti, dünyalık bir şeyse, elde edeceği bir dünyalıksa, yahut evleneceği, nikahlanacağı bir kadınsa, tercümeyi okuyun, onun hicreti onadır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam demiyor, onun hicreti dünyaya ve kadınıdır, tekrarlamıyor. Oradaki inceliğe dikkat edin, altını çizin hatta. Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesi çok önemli. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kelimeleri tekrarlıyor. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicreti dünyaya ve kadına ise, tekay, onun hicreti onadır. Bak, demiyor onun hicreti kadına ve dünyayadır. Demedi. Yani kadın ve dünya kelimesini Allah ve Resulündeki gibi ikinci defa daha tekrarlamadı. İlim ehli diyor ki çünkü Allah ve Resulü kelimeleri değerli. Onlara yapılan hicret değerli ibadetler. Ama dünya ve kadın zikredilmeyecek kadar ney? Değersiz. Bu manada. Aleyhisselatü Vesselam onun için ne yapmıyor? Onu ikinci defa dahi zikretmiyor. Anladık mı oradaki inceliği? Bu hadis muttafakun aleyhdir. Yani sıhhati konusunda İmam Buhari ve Müslim ne yapmıştır? Bunları rivayet etmiştir. Bu hadisi İmamul Muhaddisin, muhaddislerin imamı. Kim o? Ebu Abdillah, Muhammed İbni İsmail, İbni İbrahim, İbni Mughira, İbni Berdizbe, El-Cu'fi, El-Bukhari rivayet etmiştir. Ve yine İmam Müslim. Kim o? Ebu Hüseyin, Müslim İbni El-Haccac, İbni Müslim, El-Kuşeyri, El-Nisaburi rivayet etmiştir. Bu kitaplar ki bu konuda rivayet telif olmuş hadis konusunda en sahih iki kaynaktır. Kuşeyri mi? Kuşeyri, Kuşeyri. Bu Kuşeyri. Evet, yerhamukallah. Cama dikkat edin. Evet. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam hicretten bahsetmiş. İlim ehli de diyor ki arkadaşlar, yani hicret üç çeşitli olur. Hicretul mekan, hicretul amel, hicretul amil. Yani ilk hicret nedir? Mekan hicreti. Yani yaşadığı insanın küfür yurdunu, masiyet yurdunu, günah yurdunu terk etmesi. Buna biz ne diyoruz? Hicretul mekan diyoruz. Yani insanların bulunmuş olduğu zulmün, küfrün yaşandığı İslam şeairini, İslam nişanelerini yaşanmasına izin verilmeyen yeri terk edip bunları yaşayabileceği bir yere gitmesine ne diyoruz? Hicretul mekan diyoruz. Buna bağlı olarak ilim ehli şöyle bir fayda zikrediyor. Diyor ki küfür biladına, küfür ülkelerine hangi şartlar dahiline gitmek caizdir? Yani bugün bir insan kalkıp çantasını alıp ben gideyim İngiltere'ye, Amerika'ya şöyle bir ziyaret edeyim diyebilir mi? Yoksa diyemez mi? Veya bunlar belli bir şarta mı bağlı? İlim ehli bununla ilgili üç şart zikrediyor. Diyor ki giden adamın bir, muhtaç olması lazım. Yani burada tedavisi olmayan bir hastalıktan dolayı gidebilir. Burada öğretilmeyen, olmayan bir teknoloji, bir ilim için gidebilir. Müslümanların hizmetine olan teknoloji veya ilim için. Yani muhtaç olacak giden kişi. İkincisi, kişinin, gidecek olan kişinin orada ona sunulacak, kafasına atılacak şüphelere karşı donanımlı olması lazım. İlmi olacak.
Mesela oraya gideceksin, oryantalistler var, İslam'ı okumuş, bilmiş insanlar var kafana bire, ayet getirecek, hadis getirecek, şüphe getirecek, bu konuyla ilgili altyapın yok. Olmaz. Üçüncüsü, oradaki şehvetlere, şeytanın insanları kandırdığı, kurduğu oradaki şehvi duygulara karşı da ne olman lazım? İstidatlı olman lazım. Hazır olman lazım. Bu üç şart dahilinde diyor ki ilim ehli gidebilirsin. Ama ben gideyim tatilimi orada geçireyim. Salih el-Useymin rahimahullah diyor ki bu caiz değildir. Bir kere diyor küffara, kafirlere bir desteğim var giderek. Onların işte ekonomisini, iktisadını ne yapıyorsun? Destekliyorsun ve kendini bu şekilde çoluğunu, çocuğunu ezan okunmayan, ezanın duyulmadığı sokaklarda fuhuşun alenen yapıldığı yerlere götürerek tehlikeye atıyorsun. Diyor bu kesinlikle caiz değildir. İkincisi hicretun amel. Ameli hicret etmek, yapılan günahı terk etmek demek. Yani kişinin hicret sözlük manası olarak da terk etmek demek. Yani hecara demek terk etmek demek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor el-muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki devam edin. Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olan, güvende olan kimsedir. Vel muhaciru, muhacir kimdir? Muhacir. Men hacera ma nehallahu anhu. Vel muhaciru, muhacir ise kimdir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Men hacera, terk eden. Neyi? Ma nehallahu anhu. Allah Teala'nın yasakladığı şeyleri terk edene ne denir arkadaşlar? Muhacir denir. O zaman hicretul mekan, yaşanılan küfür biladını terk et, hicret etmek. İkincisi hicretul amel. Günahı terk etmek. Sigara içiyorsan sigarayı terk etmek nedir arkadaşlar? Hicrettir. İçki içen varsa içkiyi terk etmesi nedir? Hicrettir. Kadına bakan varsa kadına bırakması, bakmayı terk etmesi hicrettir. Ezan okunduğu zaman camiye gitmeyen varsa bunu terk ediyorsa nedir arkadaşlar o? Hicrettir. Çünkü Allah Teala'nın yasakladığı haram olan şeyleri terk etmek nedir arkadaşlar? Hicrettir. Kimin sözüyle? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle. Ne diyor? El muhaciru men hacera ma nehallahu anhu. Üçüncüsü arkadaşlar günah işleyen kişiyi terk etmek. Hicretmek, hicret etmek onlar. Bu da ehli sünnet vel cemaatın bir neydir? Uslubudur, metodudur, menhecidir. Bunun önderi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Ashabtan Tebuk gazvesine katılmayanları ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Hecrediyor. Konuşmuyor onlarla. Hanımı Ayşe ile konuşmuyor. Hecrediyor. Eğer bir insan gördün, nasihat ettin, hala sigara içiyor. Ve biliyorsun ki senin onu hecretmen, ona tepki koyman, konuşmaman nedir? Ona etki edecek. O zaman sen ona ne yaparsın? Tavır takınırsın. Onu hecredersin. Bu şekilde arkadaşlar hicreti üç şekilde ne yapıyor? İlim ehli zikrediyor. Burada kalalım. İkinci hadisi bilmiyorum. Namazdan sonra devam etmeyiz herhalde bu hafta. Önümüzdeki çarşamba ikinci hadisten devam ederek bu hafta aslında bu babı bitirip tövbe babına geçme niyetindeydim. Ama vaktimiz yeterli olmadı. Önümüzdeki hafta inşallah geri kalan hadisleri Yüce Rabbim bizlere tamamlamayı nasip eder. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.